zeka hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Öngörü olarak 300'den fazla mesleği bitirmesi beklenilen yapay zeka, ilk olarak yeni neslin dikkatini çekmeyi başardı. Son zamanlar eğitim alanında da aktif olarak kullanılan yapay zeka, öğrencilerin ödevlerini yapmak için kullandığı bir araç haline geldi. Tabii bu durum etik tartışmaları da beraberinde getirdi. ChatGPT'nin ödevlerde hile yapmayı mümkün kılan bir araç olarak kullanılması eğitim dünyasında kaygıları arttırmıştı. Aslında her şey dünya genelinde yayılan COVID-19 salgını sonrası başladı. Pandemi nedeniyle birçok ülke eğitimi online olarak yaptı. Bu durum öğrencilerin eğitimine olumsuz etki yaratırken insanların dijital dünyayı öğrenmelerini zorunlu kıldı. Yapay zeka araçları da tam o dönemde hayatımızın merkezindeki yerini almıştı. Yapay zekanın yayınlanmasından kısa bir süre sonra uygulama ödevlerde hile yapmayı mümkün kılan ücretsiz bir makale yazma ve test çözme aracı haline geldi. Dolayısıyla dünya genelinde kınandı. İlk olarak ABD'deki ikinci büyük okul bölgesi olan Los Angeles Unified hemen okulların ağlarından OpenAI'nin web sitesine erişimini engelledi. Başkaları da kısa sürede buna katıldı. Ocak ayına gelindiğinde ABD'de Washington, New York, Alabama ve Virginia'dan Avustralya'daki birçok eğitim kurumu yazılımı yasaklamaya başlamıştı. Birçok eğitmen tarafından kınanan uygulama eğitim sektörüne korku saldı. Öğrencilerin akademik başarısı için esas olan eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine bir katkı sağlamadığı savunuldu. Şimdilerde kaçışın bulunmadığı yapay zekanın eğitimi daha etkileşimli hale getirebileceği düşünülüyor. Bunun içinse öğrencilere medya okuryazarlığı eğitiminin verilmesi gerektiği inancında olan uzmanlar kısacası değiştiremediğin sisteme ayak uydur politikasını işleme soktu. Artık sadece hile yapanlar için de bir hayal makinesi olmak yerine birçok öğretmen ChatGPT'nin aslında eğitimi daha iyi hale getirebileceğine inanıyor. Gelişmiş sohbet botları dersleri daha etkileşimli hale getirerek öğrencilere medya okuryazarlığı öğretmek, kişiselleştirilmiş ders planları oluşturmak, öğretmenlere yönetim işlerinde zaman kazandırmak ve daha fazlasını yapmak için güçlü sınıf yardımcıları olarak kullanılabilir. Ama nasıl? Öğretmenlerin yapması gereken öğrencilere hangi bilgiye güvenilip hangi bilgiye güvenilmeyeceğini ve farkı nasıl anlayacaklarını göstermek. Yapay zeka araçları eğitimi daha da ileriye taşıyabileceği gibi öğrencilerin doğru bilgiye erişme becerilerini de geliştirmelerinde yardımcı olabilir. Kaldı ki öğrencilerin baştan sona yapay zekaya ödev yaptırma dönemi de kısa sürdü. Yeni bir uygulama yapay zekanın yazdığı metinleri tespit edebiliyor. Bir öğrenci tarafından geliştirilen GPT Zero isimli uygulama metinleri tarayarak yapay zeka mı yoksa insan mı yazdı belirleyebiliyor. ABD'de yer alan Princeton Üniversitesi öğrencisi Edward Tian tarafından yarı yıl tatilinde geliştirilen GPT Zero ödev sorununa çözüm olacağı benziyor. Tian'ın geliştirdiği uygulama sayesinde ChatGPT kaynaklı intihaller de tespit edilecek. GPT Zero uygulaması yayınlandığı gibi yoğun ilgi nedeniyle çökmüştü. Çünkü duyulduğu anda on binlerce kişinin akınına uğradı. Şimdilerde çok aktif olamasa da kullanımının yaygınlaşması öğretmenlerin ve eğitimcilerin içini kesinlikle rahatlatacağı benziyor. Modern dünyadaki okullar için eski yöntemleri sürdüremeyeceğimizin başka bir kanıtı olan yapay zeka daha 3 ay öncesine kadar büyük korku verirken bugün birçok eğitmeni okulları daha iyi hale getirebileceğine inandırmış durumda. Yapay zekanın insanlığı nereye götüreceği bir bilinmezlik içindeyken sen de konuyla ilgili görüşlerini yorumlarda bırakarak temizlemeye çalıştığımız havaya katkı sağlayabilirsin. Daha fazlası için takip etmeyi unutma. Çünkü oksijen herkesin hakkı.